Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Harzemşahlar, İslam öncesi dönemden itibaren Harzmiye hakim olan vali, emir ve hükümdarlar Harzemşah unvanını kullanmışlardır. Çok geniş bir sahada hakimiyet tesis ederek büyük bir devlet haline gelen Harzemşahlardan önce Harzim bölgesinde aynı atla hüküm sürmüş 3 hanedan daha vardır. Bunlar Pers İmparatorluğu yıllarından başlayıp 995'e kadar devam eden Afrigyaoğulları, 995-1017 yılları arasında bölgeye hakim olan Memüniler ve Sultan Mahmud'u Gaznevi'nin Altuntaş el-Hacip Harizmşah unvanı ile buraya vali tayin ettiği 1017'den 1041'ine kadar hüküm süren Altuntaş oğullarıdır. Dandanakan Savaşı'ndan sonra Cent Emiri Şah Melik tarafından Harizm'den uzaklaştırılan Altuntaş oğulları Horasan'a giderek Selçuklulara sığınmışlar ancak umdukları ilgiyi bulamayıp dağılmışlardır. Tuğrul Bey zamanında Selçuklu hakimiyetine giren Harizmi Sultan Alparslan 1065'te çıktığı Mangışlak seferinden sonra oğlu Ayaz'a vermişse de burası Alparslan ve Melikşah dönemlerinde valiler tarafından idare edilmiştir. Sultan Melikşah Harizm gelirlerinin tasarruf yetkisini Anuş Tegin'e verdi. Ancak Anuş Tegin vali sıfatına haiz olduğu halde Harizm idaresini fiilen Kıpçak Türklerinden Harizmşah Koşkar'ın elindeydi. Tat kavgaları sırasında Sultan Berk Yarık'ın yardımına çağırdığı 2. 10 bin süvariyle Horasan istikametinde yola çıktı. Fakat 300 seçme atlısıyla beraber Merve geldiğinde gece eğlenirken devrin güçlü emirlerinden Kodan ve Yaruk Taş tarafından öldürülüp kuvvetler dağıtıldı. Bunun üzerine Berk Yaruk Horasan valiliğine getirdiği Habeşi Altuntak'ı Kodan ve Yaruk Taş'ı takip etmek üzere görevlendirdi. Altuntak göreve başarıyla yerine getirip Taşdar Anuş Tegin'in oğlu Kutbidin Muhammed'i Harizm valisi tayin etti. Böylece Harizmşahlar Hanedanı kurulmuş oldu. Selçuklular adına bölgeyi fiilen idare eden ilk Harizmşah Kutbidin Muhammed'dir. İsyan eden Horasan valisi Habeşi Altuntak'ın öldürülmesinden sonra Horasan'a tamamen hakim olan Sultan Sencer, Kutbidin Muhammed'i Harizm'deki görevinde bıraktı. Kutbidin Harizmşah babasının sağlığını Merve iyi tahsil görmüş, siyaset usullerini öğrenmiş, yetenekli ve adil bir idareci, ilim ve dinin hamisi aydın bir şahsiyetti. İdareciliği sırasında Selçuklu sultanlarının emirlerine harfiyen uymuştu. Her yıl kendisi veya büyük oğlu Alaaddin Assız Sultan Sencer'in sarayına giderek vergi ve hediyelerini takdim ederlerdi. Müsbet icraatı ile Harizm'de mevkiini sağlamlaştırıp nüfuz ve otoritesini arttırmış, böylece sülalesinin gelecekteki faaliyetlerine zemin hazırlamıştır. Ölümü üzerine Sultan Sencer bir menşurla oğlu Assız'ı Harizmşah tayin etti. Assız ilk zamanlarında Sencer'e sadakatle hizmet etti ve onun seferlerine katıldı. Fakat bir yandan da Cent ve Mangışlak gibi stratejik önemi büyük bölgeleri zapt ederek politik nüfuzunu Seyhun'un ilerisine yaymakta geri kalmadı. Sencer Assız'ın genişleme siyasetinden ve ele geçirdiği yerlerde Müslümanlarının kanı dökmesinden rahatsız oldu ve onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Assız istiklalini ilan etti. Sencer de Belk'ten Harizmiye yürüdü ve önemli bir kısmı Müslüman olan Türklerden meydana gelen Assız'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Daha sonra fırsat buldukça isyan eden Assız Sencer'in Oğuzların elinde esir olduğu yıllarda onun haklarını korumaya çalışan sadık bir tabi rolünde idi. Assız'ın ölümü üzerine yerine oğlu İlarslan geçti ve Harizmşahlığı Sencer tarafından tasdik edildi. Sencer 1157'de ölünce Doğu İran'ın en kudretli hükümdarı haline gelen İlarslan, Karahitayların hücumlarına karşı koyduysa da onlara vergi vermekten kurtulamadı. Bu arada Irak Selçuklular ile dostane münasebetler kurdu. İlarslan'ın arkasından veliaht seçtiği küçük oğlu Sultan Şah hükümdar oldu. Fakat ağabeyi Alaaddin Muhammed Tekiş Karahitaylarla anlaşarak onunla mücadeleye girişti. Alaaddin kardeşinin Selçuklu emiri Ayaba'nın yanına kaçması üzerine kolayca tahtı ele geçirdi. Bu sırada Ayaba, Sultan Şah'ın ve annesinin tahrikiyle Tekiş'in üzerine yürüdü ancak yapılan savaşta mağlup oldu ve öldürüldü.
Urlulara sığınan Sultanşah ise daha sonra Karahıtayların yardımı ile Merve Tuz şehirlerinde bir emirlik kurdu. Bavendilerin hakimiyetindeki Taberistan akınlar düzenleyen ve Bistam Damgam gibi velayetleri ele geçiren Tekiş, Sultanşah'ın ölümünden sonra nüfuzunu Doğu İran'da da hissettirmeye başladı ve Batı İran işlerine karışmaya imkanı buldu. 1194'te Rey civarında savaşta II. Tuğrul'u yenerek Irak Selçuklularına son verip İran ve Irak Acem'de hakimiyeti ele geçirdi. Böylece Harizmşahlar Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi varisi olma yolunda önemli bir mesafe kat etmiş oldular. Harizmşahların en büyük şahsiyetlerinden biri olan Tekiş bu tarihten itibaren sultan unvanını kullanmaya başladı. Bu durumu kabullenmeyen halife Irak'ın bir kısmını kendi idaresine almak için Tekiş ile çatışmaya girse de başarılı olamadı. 1172'den 1200'e kadar hüküm süren Tekiş'in yerine geçen oğlu Alaaddin Muhammed 1200-1220 önce Gorlu Sultanları Şahabettin Müizzeddin'i ve Gıyasettin Şemsettin ile mücadeleye girdi. Merve Tuz'u zapt eden Gorlularla Horasan'ı ele geçirmek istiyorlardı. Alaaddin Nişabur, Merve Seras'ı zapt etti. Bu sırada Şahabettin büyük bir ordu ile Harizmi'ye geldi ve Karasu'da Harizm ordusunu yenerek Başşehir Gürgenc'i kuşattı. Ancak Alaaddin'in yardım istediği Karahıtayların ordusu gelince geri çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine kuvvetler dengesini Karahıtaylarla yine bozulması ihtimalini düşünen Alaaddin, Şahabettin'e elçi yollayarak dostane münasebetler kurdu. Onun amacı adeta vasallar haline geldi, Karahıtayların nüfuzunu kırıp onları Maven Nehir'den atmaktı. Sonuçta bunu başardı ve Buhara'yı zapt etti. Daha sonra İlamış sahrasında Karahıtay ordusunu tekrar yenerek Endican ve çevresine hakim oldu. Aynı yıl Bavedinler Taberistan'daki hakimiyetlerine son verdi. 2 yıl sonra kızının isteğiyle damadı Semerkant Sultanı Osman'ı öldürterek Batı Karahanlıları tahrih sahnesinden sildi. Bu sırada bazı Moğol kabileleri Cengiz Han'ın baskısıyla Karahıtayların topraklarına girdiler. Bundan faydalanan Alaaddin Muhammed Maveraün Nehir'e kesin olarak yerleşti. Ancak Nayman hükümdarı Doğu Türkistan Müslümanlara yaptığı zulmü durduramadı. Bu sebeple 1214'e kadar Küçlüğün muhtemel taarruzuna karşı yaz mevsiminde Semerkant'ta bulunmak mecburiyetini hissetti. Bu arada da Kıpçak bozkurlarındaki göçebe Kıpçaklar üzerinde başarılı seferler yapıp sığınakı topraklarına kattı. Aynı yıl Gazne'yi aldı ve oğlu Celaleddin'e verdi. Ayrıca Fars Atabeyi ile Azerbaycan Atabeyi yenerek itaatlerini sağladı. Böylece Harizmşahlar Sirediyarya boylarına Irak, Araba kadar uzanan çok geniş bir sahada hakimiyet kurmuş oldular. Alaaddin Muhammed, Büyük Selçuklu sultanları gibi İslam dünyasının önderi olma yolunda gayret sarf ettiyse de bir sonuca ulaşamadı. Ulemadan fetva alarak rakiplerini öldürtmek için İsmaili fedailerini kullanmaktan çekinmeyen Halife Nasr ismini hutbeden çıkarttı ve Seyyid Tirmizi'nin halifeliğini ilan etti. Böylece Bağdat'a karşı girişeceği askeri harekata meşru bir zemin hazırlamış oluyordu. Fakat ordusu başarı kazanamadı. 450 kişilik bir Moğol kervanının Ortar'da öldürülmesi üzerine Cengiz Han suçluların teslimini ve malların tazminini istedi. Alaaddin bu teklifi reddettiği gibi gönderilen elçileri de öldürttü. Bunun üzerine Moğol orduları 1219 yılının sonlarına doğru Harizmşah topraklarına girdi. Maveün Nehri'nin müstehkem mevkileri birer birer düşerken karşı koyan yerler korkunç katliamlara maruz bırakıldı. Ortar, Sığınak, Hücenk gibi Buhara ve Semerkant'ta Moğolların eline geçti. Maveün Nehri'nin en kuvvetli savunma merkezi olan Semerkant'ın zaptından sonra Cengiz, ordusunu kollara ayırarak bunları imparatorluğu tabi vilayetlerin zaptı ile görevlendirdi. Ortas hadisesi Harizmşahları beklenmedik biçimde ve çok kısa sürede inkiraza sürüklemekle kalmamış, yüz binlerce Müslümanın ölümüne, şehirlerin yakılıp yıkılmasına da sebep olmuştu. Eğer bu katliam vuku bulmasaydı Küçlük ile mücadelesini bitirmemiş, Çin ve Tangut harekatını tamamlamamış olan Moğolların dışarıdan sağlam bir devlet intibağı bırakan Harizmşahlara hücum etmeleri beklenemezdi. Nitekim Cengiz 1219 yılını askeri hazırlıklarını tamamlamak için geçirmiş ve ancak bundan sonra faaliyete geçmiştir. Moğolların yaklaşması üzerine Tus'a kaçan Alaaddin Muhammed, Devletabad civarındaki savaştan canını zor kurtardı ve
Mazenderan yoluyla gittiği Hazar Denizi Güneydoğu sahillerine yakın Abeskün Adaları'nın birine sığındı. Orada hastalanarak öldü. Alaaddin Muhammed ölümünden birkaç gün önce oğulları Celaaddin, Alp Sultan ve Kutubid'in Uzlaşah'ı çağırtarak hanedanın sarsılan temellerinin yıkılmak üzere olduğunu ve Uzlagaş'ın yerine Celaaddin'i kendini veliaht tayin ettiğini söyledi. Arkasından da herkesin onun bayrağı altında toplanmasını vasiyet edip kendi kılıcını ona kuşattı. Bunun üzerine Celaleddin Abeskün Adalarına kardeşleriyle Gürgenç'e hareket etti. Ancak Uzlaşah'ın emrindeki kumandanları menfi faaliyetlerini haber aldı ve Horasan'ın dağlık bölgelerine çekilmeye uygun buldu. Moğol baskısı sebebiyle Harizm'i terk eden Ak Sultan ve Uzlaşah ise Horasan'a geçtiler. Fakat Moğollarla meydana gelen bir çarpışmada öldüler. Bu sırada Nişabur'a gelen Celaleddin burada Zevzen civarındaki bir kaleye, oradan da Gazne'ye gitti. Başsız kalan idare merkezi Gürgenci Ömer Tegin adlı bir kumandan 90 bin kişilik ordusuyla savunduysa da şehir 4 aylık bir kuşatmanın ardından Moğol kuvvetlerinin eline düştü. Celaleddin daha sonra Moğolları üst üste mağlup etmesine rağmen 26 Kasım 1221 Hindistan'a sığınmak zorunda kaldı. 1224 yılı başında buradan ayrılarak Kirman'a gitti. Bölgenin hakimi Barak Hacip Celaleddin'e bağlılığını bildirdi. Tebriz'de hüküm süren İldeniz Özbek bin Pehlivan da Celaleddin'in yaklaşmakta olduğu haberi alınca şehri terk etti. Böylece İldenizlerin kontrolündeki bütün toprakları Harzim Şahların eline geçti. Abbas halifesi Nasır, Nildillah'ı Gürcüler ile İsmaililerle mücadele eden Celaleddin, Harzim Şah daha sonra Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat ile de bozuştu ve 1239'da meydana gelen Yassı Çimen Savaşı'nı kaybedip sığında Amid'in bir dağ köyünde öldürüldü. Böylece Türk İslam tarihinin önemli rol oynayan Harzim Şahlar hanedanı yıkılmış oldu. Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz.